Hem güzel, hem de kişilikli bir kız. Aklım hep onda. Nasıl biri? Adı ne? Okuyor mu, çalışıyor mu? Adı Ebru. Manken ve fotomodel. Haksızlık bu. Ben seni sevdim. Sevmek ha? Beni severken koynuna aldığın erkekle teselli oluyordun, öyle mi? Nasıl olur da bana bunları söylersin? Onun cevabı bunlarda kalmak. Ne zaman başlıyoruz? Dahası var. Her şehir, her kasaba için özel indirimli reklamlar alacağız. Şimdiden spotlar hazırlatmaya başla. Yavaş yavaş duyuralım bu programı. Ne yapıyorsun Şahin? Layık olmadığın şeyleri geri alıyorum. Hemen daireyi boşalt. Arabanın anahtarlarını da ver. Bunu yapamazsın Şahin. Dur ulan, ver dedim sana. Bırak dur! Polis romanı gibisin. Nedir bu gizemli korkulu konuşmalar? Önce gülümse biraz. Sana ilk günden beri yalan söyledim. 2 yıldır Şahin'in medresiydim ben. Beni esir alabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Pekala, sen bilirsin. Ben gidiyorum, Oktay dışarıda bekliyor. Kan dökmeye doymuyorsun. Ama Ebru'nun kanı yerde kalmayacak. Kayınbiraderinizle bu hanımın ilişkilerini biliyor muydunuz? Hayır. Bir ipucu var mı? Nasıl olmuş bu felaket? Kardeşiniz 2 saat önce bir kadınla beraber ölü olarak bulundu. Karım nasıl? Nerede? Nerede burasına? Doktor çağırdık. Bekliyoruz. Canım, sevgilim, Zeynep'im. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Senin kadar benim de kardeşim. Göz bebeğimdi. Ağlama. Ağlama yavrum. Sen güçlüsündür. Allah sabrını verecektir. Anne olacaksın. Çocuğumuzu düşün. Güzel kızım. Meleğim. Sana bir şey olursa ben de yaşamam. Bırakma beni. Yanımdan ayrılma. İste canımı vereyim. Keşke gücüm yetse de Oktay'ı geri getirsem. Allah senin duyduğun bütün acıyı bana versin. Bana çektirsin.
Yeter ki sana bir şey olmasın. Başınız sağ olsun. Allah sabır versin. Şöyle buyurun. Ah zavallı kızım, evladım. Ben nasıl dayanırım bu acıya, nasıl? Buyurun. O katil niçin, neden öldürmüş kızımı? Henüz bilmediğimiz bir sebeple kavga etmiş olmalılar. Koğuşturma sürüyor. Aralarında ne geçtiğini mutlaka öğreneceğiz. Zavallı evlatçım. Çalışıp çırpınarak biraz para kazanmak, bizlere de yardım etmek istiyordu. Ne günahı vardı? O Oktay denen adama ne yaptı da böyle vahşice öldürüldü? Oktay'la beraber olduğundan size bahsetmiş miydi? Hayır, hiç haberimiz olmadı. Aynı evde beraber mi yaşıyorlarmış? Olur mu öyle şey? Rahmetli kızım bizimle otururdu. Ancak geç vakte kadar çalıştığı geceler kendi evinde kalırdı. Peki bu cinayetle ilgili sizin bildiğiniz hiçbir şey yok mu? Şimdilik pek yok. Tahkikatı geliştiriyoruz. Tahkikat sırasında size tekrar soracaklarımız olabilir. Biz size elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız. Yeter ki siz de bildiklerinizi bizden gizlemeyin. Kolay gelsin. Sağ olun. Nedir durum? Tabancadan 2 kurşun atılmış. Üstündeki parmak izleri Oktay Akman'ın ellerini nereye dokundurmuşsa bıraktığı izlerin aynısı. Atış mesafeleriyle diğer balistik incelemeleri de yarın sürdüreceğiz. Sonucu ne zaman öğrenirim? En çok 2 gün içinde. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Kardeşinin ölümü Zeynep'i perişan etmiş. Ne dersin? Bana göre ölüm meleği yanlış birini seçti. Hiç bile. Oktay'ı almakla Zeynep'in acılar çekmesini istedi. Haklısın. İlahi adalet bu işte. Zavallı budala Ebru. Kaybettiği Şahin'e karşı Zeynep'in kardeşini tavlayıp İntikam almak istemiş. Onu da beceremedi. Bunda da aynı şey. Aşk cinayeti, kıskançlık. Daha güzel. Süper. Dinle bak. Genç adam kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü ve intihar etti. İşte bu kadar. Defter kapanmıştır Selim. İkisini birden öldürmen delilik. Ateşle oynadın. Kurtulman bir mucize. Mucize değil. Zeka, soğukkanlılık, tedbir ve kendine güven. Film adı, roman ismi gibi. Kanlı Sevda. Merak içindeydim. İyi ki inip aldık okudum. Hiçbir iz, ipucu falan bırakmadın değil mi? Ne demekmiş o? Aranızda Ebru'yla ya da Oktay'la kavga, itiş kakış olduysa onların tırnaklarının dibinde kalmış zerre kadar bir kumaş, bir iplik, bir tüy bile seni ele verebilir. Keyfine bak. Ben çocuk değilim. Oktay Ebru'yu vurmuş olsa bile kendini öldürmediği kesin.
Çünkü kendisine 3 metre mesafeden ateş edilmiş. En uzun insan koluysa 72 santimi geçemez. Demek ki tabanca Oktay'ın elinde değildi. Otopside ben de aynı kesin sonuca vardım. Oktay'ın ellerinde ve kurşun yaralarında barut izi ve kokusu yok. Kendisine veya başkasına ateş eden bir insanın derisinde barut zerresi ve kokusunun kalmaması imkansızdır. Oktay kesinlikle hiç ateş etmemiş. Otopsi ve balistik cinayetleri üçüncü bir şahsın işlediğini kanıtlıyor. Sonra da katil Oktay'ın Ebru'yu öldürüp intihar ettiğini göstermek için tabancayı Oktay'ın eline tutuşturmuş. İşiniz zor. Karşınızda akıllı ve deneyli bir katil var. İzninizle. Kardeşim kızınızı sevdiğini bana anlatmıştı. Çok mutluydu. Oktay'ı tanımanızı isterdim. Sevdiğini öldürecek kadar acımasız değildi o. Ama kızımı öldürdü. Kendi canına da kıydı. Neler geçti aralarında bilmiyoruz ki. İkisi de tazecikti. Bu acıya nasıl dayanırız bilemiyorum. Aynı acıyı paylaşıyoruz. Onlar birlikte öldüler. İzin verirseniz cenazelerini de birlikte kaldıralım. Eşimin de özel ricası bu. Vefat ilanlarını da siz mi verdiniz kızım? Eşim verdi. Benim kardeşim kadar sizin kızınıza da üzüldü Şahin Bey. İnanın bizden beter acı çekiyor. İnsaniyetli adammış. Allah razı olsun. Kızınızla kardeşimi son yolculuklarında birlikte uğurlayalım Rıfat Bey. Nasıl isterseniz. Kızımın anlı şanlı düğünü olamadı. Bari cenazesi öyle olsun. Mermerden bir abide yaptıracağım. Sağ ol beyim. Yaptıkların için Allah senden razı olsun. Allah senden razı olsun Şahin Bey. Hepimizden hoşnut olsun. Kızınızın mekanı cennet olsun. O yattıkça Allah sizlere ömür versin. Oktay'ım, oğlum benim.
Yapmayın. Biraz da kendinizi düşünün. Allah aldı Oktay'ımızı. Hem günahtır hem sizlere yazıktır. Kadar işte bitti. Her şey bitti. Sakin. Oktay'ım yok artık. Sakin ol ya. Sakin ol. Zeynep. Kızım. Zeynep. Kızım. Fenalaştı. Hemen hastaneye götürelim. Odasından memnun mu? Evet efendim. Servisteki yatağından memnun mu? Evet efendim, çok memnun. İyi o zaman, siz çocukla ilgili bütün bilgileri ona bir an önce iletin. Peki efendim. Buyurun. Karınız geçirdiği şokla gününden önce doğum yaptı. Bir oğlunuz oldu. Biliyordum. Söylemiştim size. Oğlum olacak demiştim. Gözlerin aydın. Kutlarım. Karım, o nasıl? İkisi de çok sağlıklı ama karınız yorgun ve halsiz. Yanında pek fazla kalmayın. Bana dünyaları verdin. Asıl ben sana minnettarım. Oktay'ın ölümünden beri bana yakınlığını, yardımlarını unutmayacağım. Senin için ne yapsam azdır. Oğlumuzun adı da Oktay olacak. Kardeşinin yaktığı yüreğimiz oğlumuzla yürüyecek. Ne iyisin. Sen olmasan ne yapardın? Nasıl Zeynep? Sen yanında bulunsan daha iyi olur. Torunumuza sevinemiyoruz bile. Ah Oktay, yaktın bizi oğlum. Bir Oktay gitti, hemen başka bir Oktay geldi. Bundan büyük teselli olur. Bakın şu aslana. Oğlum, canım oğlum benim. Şehzadem, hoş geldin. Tebrikler beyefendi. Bahtı açık olsun. Analı babalı büyüsün inşallah. Teşekkür ederim. Pek zamanı değil ama konuşmamız gerekiyor. Ne hakkında? Cinayetler olayında çok önemli gelişmeler var. Yanılmışız. Bu ümitsiz bir aşk cinayeti ve intihar değil. Hesaplı, planlı bir cinayet. Ebru da, Oktay da öldürülmüşler. Ya. Nasıl vardınız bu karara? Otopsi ve balistik sonuçları kesinlikle cinayeti kanıtladı. Kim veya kimler tarafından öldürdükleri anlaşıldı mı? Henüz hayır. Bu konuda yardımınıza ihtiyacım var. Hay hay. Elimden ne gelirse yapmaya hazırım. Kayınbiraderiniz çok sevdiğiniz bir genç. Onun özel yaşamı, dostları, düşmanları hakkında bildikleriniz bize yol gösterebilir. Yüksek mühendis olarak üniversiteyi bitirecekti. Bilgili, dürüst ve çalışkandı.
Ona inşaat şirketimde 20 milyon aylıkta görev verdim. Özel hayatını bilemem. Ablasının evinde bizden ayrı oturuyor. Arada bir ziyaretimize geliyordu. Koruköy'deki evinize nasıl girmiş olabilir? Sizden izin almış ya da haber vermiş miydi? Buna gerek yoktu. Yedek anahtarı vardı. Öylesine sakin, işine bağlı, iyi yetişmiş bir insandı ki kendisini öldürecek kadar kanlı düşmanları olamaz sanıyorum. Ebru manken ve fotomodel. Genç ve güzel bir hanım. Mesleği icabı geniş bir çevresi var. Acaba onun düşmanları, onu seven, kıskanan bir erkek olabilir mi? Söylemiştim. Ebru Hanım bazı şirketlerimin tanıtım broşürlerine, takvimlerine pozlar vermişti. İşini çok seven, uyumlu bir insandı. Fakat fazlasını bilemem. Oktay size Ebru ile ilişkisinden niçin söz etmedi acaba? Kadınlarla münasebetlerini benimle konuşmayacak kadar saygılıydı. Gene de yardımlarınızı bekliyorum. Aklınıza gelebilecek eski bir olay ya da öğreneceğiniz yeni bir şey olursa hemen sizi ararım. O katili bulmayı siz bile benim kadar isteyemezsiniz. Anlıyorum. Saygılar. Durum kötü gelişiyor gibi. Nasıl kötü? Ebru ile Oktay'ı bir başkasının öldürdüğünü çözmüşler. Otopsi, balistik çalışmaları, barut izi, kokusu, kurşun yaralarının açılış şekli. Katil hakkında şüpheleri var mı? Hayır. Benden yardım istediler. Bundan iyisi olamaz. Öyle mi dersin? Şüphen olmasın. Hiçbir tanığı olmayan, hiçbir iz bırakmayan bir katil. Üstelik bu sen olunca kim nasıl çözebilir? Bir süre daha kovuştururlar, sonra da faili meçhul cinayetler dosyasını kapatır, rafa atarlar. Boşuna uykusuz kaldım desene. Ebru ile ilişkini öğrenirlerse tekrar bir şeyler sorabilirler sana. Onu da hazırladım. Tanıdığımı yanımda bir süre çalıştığını anlattım. Çok akıllıca. Sana hayran. Karımı çocuğumu özledim. Müthiş de acıktım birden. Hem başsağlığı dilemek hem de kutlamak çok zor bir şey. Allah'ın takdiri ne diyelim? Daha şimdiden tıpkı babası. Dilerim sağlıklı ve mutlu büyüsün. İnşallah. Gelmenize çok sevindim. Adı Oktay'mış. Göbek adı da Ziya olsun. Babacığımın ismi. Nasıl benim oğlum? Sultan karım nasıl? Dünyada senden daha güzel bir anne yoktur. Ana kucağında evladım. Hayatın en büyük, en duygulu olayı. İşte çekilecek resim budur. Çabuk ol. Çünkü Zeynep Hanım az sonra taburcu oluyor. Evimize dönüyoruz. Hayranlarınıza ne söylemek istersiniz? Annelik sizce nasıl bir duygu? Anne olmak anlatılmaz bir mutluluk. Oğlumu kucakladığım an gerçek sevginin ne olduğunu anladım.
Yaşamımda daha önce başka değerler, başka amaçlar vardı. Okumak, sonra iyi bir sinema oyuncusu olmak, sonra iyi bir eş olarak yuvamı mutlu etmek, başarılı bir iş kadını olmak. Şimdi oğlum hepsinden önemli. Onun sevgisi kutsal bir duygu. Benim için de öyle. Karım ve oğlum en büyük, en sınırsız zenginliği. Ebru'nun bende kalan şahsi eşyalarını getirdim size. Elbiseleri, öteberisi falan. Niye getirdin ki kızım? Ebru'm artık onları kullanamayacak ki. Ne olur ağlamayın teyze. Ebru ailesini çok severdi. Üzülmenizi hiç istemezdi. Üzüntüsüne razıydı. Keşke yaşasaydı. Kızımın eşyalarını evde tutamam ki. Odamda saklarım anne. Ablamdan kalan hatıralar bunlar. Hep güzel giyinmek isterdi yavrum. Bizim bu mahallede güzel giyinmek isteyen çok kız var Hacer. Sevabına onlara dağıtırsın. Ablamın hatıra defteri de varmış. Bu defter Ebru'nun her şeyiydi. Dertlerini, sevinçlerini onunla paylaşırdı. Şahin Çınar bu resimdeki. Kızımla ne ilgisi var bu adamın? Bildiğinizi sanıyordum. Neyi? Kızınızla Şahin Çınar'ın ilişkisini. Bilmiyorduk. Öyle bir şey mi vardı? Vallahi ben de pek bir şey bilmiyorum. İzninizle artık gideyim. İşe yetişmem gerek. Sağ ol kızım. Zahmet edip bu eşyaları getirmişsin. Bir de seni işinden alıkoymayalım. Bir hatam olduysa beni bağışlayın. Allah'a ısmarladık. Bugün mutluluktan uçabilir. Şahin Çınar'la tanıştım. Sanki bir rüya alemindeyim. Hayallerimin prensini beklerken karşıma bir kral çıktı. Beni sevdiğini söyledi. Benimle evlenmek istediğini söyledi. Şahin Çınar'ın karısı olacağım. Kendimle birlikte ailemi de zirveye çıkaracağım. Merhaba. Merhaba oğlum. Nasılsın ya? İyiyim. Annemle babam ayrılmak için hazırlanıyorlar. Geciktiğim için kusura bakmayın. Sizin için uçağı hazırlamalarını söyledim. Az sonra araba gelip sizi alacak. Aman Şahin beyefendi. Bizim için bu kadar zahmete gerek yok. Rica ederim efendim. Sizler benim biricik oğlumun dedesi ve büyük annesisiniz. Size yardımcı olmak benim görevim. Doğrusu evlat acısının tek tesellisi. Torun sevgisiymiş. Küçük beyin karnı doydu. Şimdi uyku zamanı geldi. Oktay'ı odasına götürebilir miyim efendim? Ne yani? Bana oğlumu sevme fırsatı vermeyecek misiniz? Siz bu yeni çocuk yetiştirme usullerini aldırmayın Şahin Bey oğlum. Biz eskiler gibi yapın. Oğlunuzu istediğiniz gibi sevin. Canım oğlum. Uyu da çarçabuk. Arkadaşım, ortağım oğlum. Koca şirketleri al omuzlarımdan. Seni öyle bir yetiştireceğim ki her şeyi yönetecek, herkese hükmedeceksin. Çıldırabilirim. Şahin beni terk etti. Acımasızca çıkarıp attı beni. Ben bunları hak etmedim. Tanrım bana yardım et. Babamı çok üzdüm. Aileme hak etmedikleri acıları yaşattım. Böyle olmasını istemezdim. Her şeyimi verdiğim Şahin
beni kirli bir mendil gibi fırlatıp attı. Yüzüne nasıl bakacağım? Çok kötü. Ölmek istiyorum. Beri bak Şahin Çınar. Ayrola Rıfat Efendi. Sen nasıl bir alçaksın? Kudurdun mu ihtiyar? Her şeyi öğrendim. Ebru'yu sen mahvetmişsin. Vicdansız herif. Saçmalama Bunak. Çekil yolumdan. Yaptıklarını ödeteceğim sana. Allah'tan korkmaz. Namus düşmanı! Mezarına gitmek. Dua etmek istiyorum. Akşamüstü hava serinler, beraber gideriz. Annemle babam iyi ki Akyazı'ya döndüler. Bana her an Oktay'ı hatırlatıyorlardı. Burada öyle mutlu, öyle hayat doluydu ki. Ne tarafa baksam Oktay. Bunları hatırlamanın hiçbir yararı yok artık. İsterdim Oktay da görsün oğlumu. Sevsin, sevinsin. Senin dünya güzeli bir Oktay'ın var. Bütün sevgini ona vereceksin. Yalnız onu düşüneceksin. Beni güçlendiren de bu. Canımdan kopan bu ufacık şey. Bir de Şahin. Baba, baba, polis geldi. Sizi ziyaret edebileceğimi söylemiştim. Buyurun. Size yardımcı olmaya çalışırım. Hacer. Efendim. Sen bir kahve yap misafirimize. Kahvenizi nasıl içersiniz? Sade olsun mümkünse. Nusret oğlum. Sen arkadaşlarının yanına git. Peki baba. Evet, şimdi ziyaret sebebinizi öğrenebilir miyim? Dün Şahin Çınar'la aranızda bir tartışma olmuş. Kendisine saldırıda bulunmuş, ahlaksızlıkla suçlamışsın. Şahin Bey beni şikayet mi etti? Hayır, bu konuda Şahin Bey hiçbir şey söylemedi. Ama olaya şahit olan pek çok kimse var. Bundan dolayı hakkımda takibat mı yapacaksınız? Şimdilik takibat değil, tahkikat yapıyorum. Şahin Bey'e niçin saldırdın? Bu özel bir mesele. Burada biz bize konuşuyoruz. Polis için özel mesele yoktur. Bir şey gizlemeye kalkarsan başın derde girer. Şahin Bey'e işte bunun yüzünden saldırdım. Bu nedir? Ebru'nun hatıra defteri. İçinde Şahin Bey'le münasebeti olduğunu, sonra onun tarafından terk edildiğini yazmış.
Bu münasebetten daha önce haberin yok muydu? Kızımın bazı sıkıntıları vardı. Ama ne olduğunu bize açıkça hiç anlatmadı. Her şeyi bu defterden öğrendim. Kahvenizi buyurmaz mısınız? Ah, teşekkür ederim. Zahmet oldu. Rica ederim. Cevat Bey büyük bir hayali ihracat vurgunu yapacak. 800 milyar vergi iadesi alacak. Güven ve Kurtuluş isimli iki şilep az önce Mersin limanından hareket etti. İtalya'ya mal götürüyorlar. Ne taşıyor gemiler? Konşimentolarında, gümrüğe verilen vergi beyannamelerinde fındık, pamuk, mercimek, ayrıca ipek halı yazılı. Ama bütün ambarlar taş, toprak, hurda ve kırpıntıyla dolu. Ha. Hesabına 250 milyon yatırılacak bu defa. Teşekkür ederim. Ben artık ineyim. Merhabalar Selim Bey. Hayrola, bir isteğim mi vardı? Eğer mümkünse Şahin Bey yarın sizi bekliyor. Sevgi ve selamları var. Peki. Öğleden sonra geleceğim. Benden de selam. Gözlerinden öperim. Şahin, görüşmek istiyorum. Yeni arsa isteyecek. Eli kolu bağlı. Araziye yatırdığı para çürüyüp gitmekte. Ne istersen vermeye mecbur. Şahin, şimdi okudum canına. Yarın işe başlıyorum. Çalışırsam hiçbir şey düşünecek vaktim olmayacak. Haklısın. Çalışmak en güzel tedavidir. İnsan o çarkın içinde dönerken ölümü bile unutur. Bu kadar anlayışlı olmasan ben daha uzun süre kendime gelemezdim. Sana bomba gibi de bir haber vereceğim. Yayınlanınca bir numara olacak. Nasıl bir haber? Neye dair? Cevat Çayeli hayali ihracatla devletten 800 milyar vergi iadesi almaya hazırlanıyor. Güven ve Kurtuluş adlı şilepleri İtalya yolunda. Gerçekten müthiş bir haber, müthiş bir yağma bu. Ne zaman başlayabilirim? Yarın. Ekibini hazırla. Gemiler kara sularımızdan çıkmadan sana haber vereceğim. Kamerayla çekim istiyorum. Zaten muhabirlerimiz de hazır. Gemiler helikopterlerle takip edilecek. Şimdilik kimse bir şey bilmesin. Peki. Benden her dakika haber bekleyin. Arsayı satmaya hazırım. Fiyatını da söylemiştim. Sana 1 trilyon değil, 1 tek lira vereceğim. 1 lira piyasadan kalkalı 10 sene oldu. Ben de sana müzelik 1 lira vereceğim. Hatıra eşya diye saklarsın. Şakayı tadında bırakalım da gidip balıkla rakı içelim. Ya da ver istediğin parayı. Güvenle Kurtuluş adlı şileplerinde içelim rakıyı. Biraz da Akdeniz havası alırız. Çok şey biliyorsun. Seni mahvedecek kadar. Ama bir şeyi bilmiyorsun. Şimdi bir telsiz emriyle batırırım o gemileri. Sen de batarsın o zaman. Bütün ümidin
bu hayali ihracattan alacağın 800 milyara bağlı. Nedir istediğin? O meşhur arsa. Bir tek liraya. Peki. Noteri çağır lütfen. Bu iki etti. Acısını öyle çıkaracağım ki yaşadığına pişman olacaksın. Saygılar efendim. Hazırladığınız satış vaadini çıkartın. Cevat Bey ile imzalayalım. Kabul edecek kadar akıllı olduğunu biliyordum. Buyurun efendim. Aslında o arsa için sana 800 milyar vermiş oluyorum. Vergi iadesini sayemde alacaksın. Evet. Eşiniz arıyor efendim. İkinci hatta. Peki. Buyursunlar canım. Bütün hazırlığım tamam. Helikopter 40 dakikadır bekliyor. Geciktin. O haber şimdilik geriye kaldı sevgilim. Neden? Ne oldu? Bana verdikleri bilgi doğru çıkmadı. Namuslu bir dostumuza çamur atılmak istenmiş. Daha sonra anlatırım. Pek anlayamadım. Çok da iyi hazırlanmıştım. Yazık. Akşama konuşuruz. Gelin. Buyurun. Merhabalar efendim. Cinayet masasından başkomiser Emin Ortaç. Bir isteğiniz mi vardı? Rahmetli kardeşiniz Oktay Bey ile Ebru Hanım cinayeti için rahatsız ediyorum sizi. Bazı soracaklarım var. Buyurun oturun. İkisine de yazık oldu. Evlenmeleri için her şeyi yapardım. Oktay'ın neden öldürdüğünü, neden canına kıydığını hala anlamış değilim. Yazık ki gerçek bu değil. Bunun bir aşk cinayeti ve intihar olmadığı anlaşılıyor. Ne demek istiyorsunuz? İkisi de öldürüldü. Olamaz. Mümkün değil. Onları kim, niçin öldürsün? Ben de tam bu soruların cevabını arıyorum. Kendi dünyalarında sessiz, namuslu, olaysız yaşayan o iki insanı niçin ve kim öldürdü? Bu korkunç bir şey. Aklım almıyor. Rahmetli kardeşiniz Ebru ile ilişkisini söylemiş miydi size? Evet. Laf arasında bahsetmişti. Bana tanıştırmak istiyordu. Aşık olmuştu Ebru'ya. Çok mutluydu. Tatsız bir tesadüf ama sormak zorundayım. Buyurun. Ebru'nun daha önce kocanızın metresi olduğunu biliyor muydunuz? Anlayamadım.